Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranlara başına davet ediyoruz. Retoria Dil Konuşma ve Gelişim Merkezi'nden uzman dil ve konuşma terapisti Sayın Sümeyra Öztürk bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Evet, bizler öncelikle Sümeyra Öztürk kimdir tanımak ve izleyicilerimizle tanıştırmak istiyoruz sizi. Buyurun. Tabii ki. Ben uzman dil ve konuşma terapisti Sümeyra Öztürk. Çocuklarda ve yetişkinlerde görülen dil, konuşma ve ses bozukluklarına yönelik çalışmalar yürütüyorum. Terapilerimi kendi kurmuş olduğum Retoria Konuşma Merkezi'nde yürütmekteyim. Özellikle çalıştığım alanlar kekemelik, artikülasyon bozukluğu, hızlı konuşma sorunu, gecikmiş konuşma. Aynı zamanda otizmli çocuklarla da çalışıyorum. Yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocuklarla da. Evet. Böylece biraz da olsa Retoria Dil Konuşma ve Gelişim Merkezi'ni tanımış olduk ama biz biraz daha detay almak istiyoruz. Özellikle sizinle birlikte hareket eden eğitimcilerimizden, uzmanlarımızdan da bahseder misiniz? Tabii ki. Aslında biz ekip olarak çalışıyoruz Retoria'da. Hem konuşma terapistlerimiz var, aynı zamanda çocuk psikoloğumuz, oyun terapistimiz, özel eğitim uzmanımız. Çünkü gerçekten bu bir ekip işi. Örneğin kekemeliği olan bir çocukla çalışıyorum. Eğer çocuğun kaygı düzeyi yüksekse bir psikologla işbirliği içinde terapileri yürütmemiz kesinlikle süreci hızlandırıyor. Ya da otizmli bir çocukta konuşma terapisi yaptığımda kesinlikle özel eğitim uzmanıyla bir arada bir terapi planı oluşturduğumuzda çok hızlı ilerliyoruz. Evet, böylece tabii ki hızlı ilerlediğiniz için de çok daha hızlı bir şekilde konuşmaya başlıyorlar, konuşmaları düzeliyor diyoruz gelen danışanlarınızın. Evet, birçok şeyden bahsettiniz, konuşma ve dil bozuklukları olarak. Bunları teker teker aktarabilir miyiz? Öncelikle kekemelikten başlayalım diyorum. Tabii ki. Çünkü gerçekten zaman zaman hepimiz kekeleriz. Doğru söylüyorsunuz. Herkes aslında konuşurken takılır ama tabii ki bunun bizim için sıklığı ve şiddeti önemli. Evet. Ben size nasıl ortaya çıktığından bahsedeyim. Küçük çocuklarda genellikle 2-5 yaş aralığında ortaya çıkar kekemelik. Bunun nedeni bu dönemde çocuklar çok hızlı bir dil konuşma gelişim evresinden geçerler. Aslında biz yetişkinleri model alırlar. Yeni sesler öğrenirler. Kı gibi, sı gibi. Bir yandan yeni sözcükler edinirler. Kurdukları cümleyi uzatıp aynı zamanda ekleri kullanmaya çalışırlar. Ve dolayısıyla aslında bazı çocuklarda dil gelişim hızı ve motor gelişim hızı aslında birbirinin üzerinde baskı oluşturabiliyor. Ve biz çocukların %4'ünde gelişimsel kekemelik gözlemliyoruz. Yani çocuk konuşurken basit takılmalar sergiliyor. Bu 4 çocuğun 3'ünde kekemelik kendiliğinden geçiyor hiçbir terapi almadan. Evet. Ancak bir çocukta kronik kekemelik olarak yani %1 kronik kekemelik görüyoruz toplumumuzda denilebilir. Evet. Bir de terapilerimizden, terapi sürelerimizden ve uygulamalarımızdan bahsetmemiz mümkün mü? Tabii ki. Kekemelikle ilgili eğer konuşacak olursak çünkü her konuşma bozukluğunun terapi süresi ve uyguladığımız teknikler değişiyor. Evet, her birini sizden alabilirsek izleyicilerimiz ve bizler bu konuda daha donanımlı olacağız. Tamam. O zaman önce biraz kekemelikten bahsedeyim Buyurun. Size. Şimdi bir çocukta kekemelik başladığında biz öncelikli olarak bir değerlendirme yapıyoruz. Çünkü her zaman tedavi gerekmiyor. Kendiliğinden iyileşecek olabilir. Dediğim gibi o %3'lük dilim aslında herhangi bir terapi almadan düzeliyor takılmaları. Ve bu çocuklar bize başvurduğunda değerlendirmemizde belirli faktörlere bakıyoruz. Kekemelik kronik olma ihtimali var mı? Yoksa kendiliğinden yumuşak yumuşak takılıp 6 ay 1 sene içinde geçecek mi onu belirliyoruz. Eğer kendiliğinden geçmeyeceğini düşünüyorsak tüm faktörlere baktığımızda o zaman çocukla birebir çalışmaya başlıyoruz. Benim önerim kesinlikle okul öncesi dönemde erken müdahale. Genellikle ilk 6 ay 1 senelik dilimde çocuğa müdahale etmemiz gerekiyor. Bu dilimlerde müdahale ettiğimizde %100'e yakın başarı bazen %100 ki genelde eğer erken dönem müdahale ise bunu yakalıyoruz. Teknik olarak da eğer çocuğun yaşı küçükse gerçekten erken müdahale edebilmişsek ben anne ve babayı kesinlikle sürece dahil ediyorum. Beraber bir takım çalışması içinde çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Özellikle de Lidcom tekniğini uyguluyorum küçük yaş grubunda. Ben terapi yaparken bir yandan anne ve baba da evde egzersizleri uyguluyor. Ve bir süre sonra çocuk akıcılığı kazandığında artık bu teknikleri günlük hayata aktarabiliyor. Yine anne ve babanın model oluşuyla birlikte. Daha büyük çocuklara gelecek olursak, bu bahsettiğim erken müdahaleydi. Örneğin birinci sınıfa giden, ikinci artık okula başlamış okul dönemindeki çocuklarda ise tabii ki çocuk farkında oluyor takıldığının ve daha farklı teknikler uyguluyoruz. Ben genellikle kontrollü konuşma tekniğini uyguluyorum. Çocuk takıldığı ve takılmadığı konuşma arasındaki aslında farkı görüyor. Ne yaparsa takılmıyor. Bunu fark ettikten sonra zaten çocuklar çok zeki. Tüm bu teknikleri günlük hayata aktarabiliyorlar bir süre sonra. Evet, böylece bu tekniklerin faydası hemen kısa bir süre içerisinde kendini göstermeye başlıyor. Tabii ki kekemelik haricinde birçok rahatsız edici konuşma bozukluğu da var. Bunların bir tanesi de peltekli değil mi? Evet, sığızlığı seslerinin peltek üretimi. Evet, biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki bahsedebiliriz. Aslında pelteklik küçük dönem, yani çocuklarda ortaya çıkan bir konuşma sorunu. Konuşma gelişimi evresinde her sesin bir edinim sırası var. Ve sığızlığı geç edinilen seslerden. Rı kadar olmasa da, çünkü rı sesi çocuğun en son edindiği ses. Sığızlığı sesi geç edinildiği için bazı çocuklar hem bununla ilgili olarak hem de bazen yapısal belirli sıkıntılar olabiliyor. Örneğin çocuğun dili normalden biraz daha uzun olabiliyor. Ya da bazen hiçbir sıkıntı görmüyoruz. Ancak çocuk konuşurken dilini hangi konuma getirmesi gerektiğini bilmiyor. Ki pelteklik de aslında şudur. Normalde biz sığ sesini dişlerimiz kapalı şöyle sığ diye üretiriz. Ama peltekliği olan kişiler S diye dilini çıkararak üretir. Bizim terapide yaptığımız ise doğru tekniği öğretmek. Yani ayna karşısında bazen çeşitli materyallerden de yararlanarak kişinin önce fark etmesini sağlıyoruz doğru üretimi. Ardından zaten basamaklar halinde günlük hayata aktarabiliyor. Sığızlığı sesini bu arada en fazla yetişkinlerde çalışıyoruz. Çünkü küçük çocuklarda bu ses geriden gelse de fark edilmiyor. Diğer seslerle bir arada olduğunda sıkıntı. Ama yetişkinlerde genel bir konuşma içinde ciddi anlamda fark ediliyor. Evet. Bunların dışında başka ne tür konuşma bozuklukları var ve otizmli çocuklar dediniz? Otizmli çocuklardan bahsetmek isterim ama öncelikli olarak otizm çok daha fazla bilinen bir alan. Biraz sosyal pragmatik bozukluktan bahsedeceğim. Çünkü aslında sosyal pragmatik bozukluktaki iletişimsel sorunlar, dil konuşma sorunları bizim otizmde de gördüğümüz sorunlar. Evet. O yüzden ebeveynlerimiz için daha net bir tablo oluşacaktır. Genellikle sosyal pragmatik bozukluk otizmle karıştırılıyor. Bu iki sorunda da çocukta konuşmayla ilgili sıkıntılar oluyor. İletişim, sosyallikle ilgili sorunlar oluyor. Ama temel farkı takıntılı davranışlar. Otizmde takıntılı ve tekrarlayan hareketler varken sosyal pragmatik bozukluğu olan çocuklarda bunu görmüyoruz. Ayrımı da bu şekilde yapıyoruz. Belirtilerinden bahsetmek gerekirse özellikle sohbet başlatma, sohbeti sürdürme, konuşma sırasında sırayla konuşma, konuda kalma, konu bütünlüğünü sağlama gibi becerilerde eksiklikler görüyoruz. Aynı zamanda çocuğa geçmişteki bir olayı sorduğunuzda, örneğin okulda ne yaptın dediğinizde genellikle size cevap veremiyor ya da gelecekle ilgili bir planını anlatamıyor. Örneğin yaz tatilinde ne yapacağız? Genellikle çocuktan cevap alamıyorsunuz. Ek olarak kendisinden de üçüncü tekil şahıs olarak bahsedebiliyor. Örneğin kendi fotoğrafını gördüğünde Ceren top oynuyor diyebilir çocuk. Farklı birisiymiş gibi. Gördüğümüz tipik bir diğer belirti de çocuklar belirli şeyleri anlamadığı için özellikle kim, nasıl gibi soruları ekoleli yapıyorlar. Soruyu anlamadığı anda ekoleli tekrar etmedir. Tekrar ediyor. Örneğin annesi bunu kim kırdı dediğinde oradaki kimi cümle içine birleştirip anlayamadığı için çocuk bunu kim kırdı diye tekrar ediyor annesinin söylediğini. Ya da gecikmiş ekoleli yapabiliyor çocuk. Yani annesinden bir cümleyi duyuyor ancak bunu daha sonra kullanıyor. Mesela annesi ona koltukta zıplamamalısın demiş olsun. Koltuğa çıkıp zıpladığında örneğin ertesi gün koltukta zıplamamalısın diyebiliyor. Yani annesinin cümlesini aslında kendisi ifade ediyor. Evet. Bunlar da tabii ki yine sizin alanlarınızın içerisinde evet, evet. Destek olabiliyorsunuz. Bunu detaylı anlatmak istedim çünkü
çok bilinen bir konu değil açıkçası. Evet. Ve aileler bu belirtileri gördüğünde çok ciddi gerilim yaşayabiliyorlar. Hani o yüzden en azından belirtilere bakarak bir sıkıntı olduğuna şüphelenebilir ve bir psikiyatriste öncelikli olarak başvurabilirler. Çünkü öncelikli olarak bir psikiyatrist, çocuk psikiyatristi değerlendirme yapıyor. Ve tanı konduktan sonra çocuk terapi için bize geliyor. Evet, peki öncelikle bu tür bir şeyden şüphe edildiği takdirde size başvurulur ise eğer sıralama nasıl gidiyor? Sosyal pragmatik sorundan evet. diyorsunuz. Şimdi her çocuk özel ve gelişim alanları birbirinden farklı. Biraz önce söylediğim özellikleri bazı çocuklarda görmüyoruz sosyal pragmatik sorunu olan. O yüzden biz kesinlikle kapsamlı bir değerlendirme yapıyoruz. Ve çocuğa özel onun eksik olduğu alanları belirliyoruz. İletişim, dil konuşma anlamında. Sonra da tüm bu alanları kapsayacak şekilde bir terapi planı oluşturuyoruz. Kesinlikle anne ve babayı sürece dahil ediyorum. Çünkü dil, evet dil terapisi çok önemli bir şey. Ama çocuklar konuşmayı asıl doğal ortamda, evde ebeveynlerinden öğreniyorlar. O yüzden hatta 2 seansta bir, 3 seansta bir anne ve babayı seansları alarak nasıl çalıştığımı evde özellikle konuşurken, bir şey anlatırken ya da çocuktan cevap beklerken nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğretiyorum. Evet, bunlar da çok çok önemli tabii ki. Ve tekrar kekemeliğe dönmemiz gerekirse eğer biraz da terapi süremizden bahsedelim. Tabii ki. Kaç seans terapiye katılmalılar ya da yapmış olduğunuz tekniklerde, uygulamalarda bireysel ya da grup çalışmaları mı yapıyorsunuz ve teknikler nelerdir? Şimdi tabii ki çocuğun yaşıyla kekemeliğinin şiddeti, sıklığı, kişilik özellikleri, ailenin dinamikleri, çünkü biz egzersizleri veriyoruz ama evde ne kadar uygulandığı gelişimimiz açısından çok önemli. O nedenle her çocukta süre değişiyor. Ama şöyle düşünelim, yani 1,5 ayda sonuç aldığımız çocuklar da olabiliyor. 3 ayda sonuç aldığımız genelde 3-4-5 ay diyebiliriz ortalama. Ama bazı çocuklarla 1 sene çalışılması gerekebiliyor. Özellikle kronikse artık kekemelik. Onun ayrımı çok önemli. Çünkü genellikle takılmalar 1 sene devam ettikten sonra artık büyük ihtimal bu kronik bir kekemeliktir diyebiliyoruz. Bazen 1 sene değil, genellikle yaş sınırı koyulabiliyor literatürde. Örneğin 7 yaşından sonra, 8 yaşından sonra bu takılmalar kronik olarak görülebiliyor. Burada şunu söylemekte fayda var. Biz yetişkinlerle de çalışmalar yapıyoruz. Evet. Ve yetişkinlerde kekemelik kronik artık. Ve onlarla birlikte devam eden aslında bir konuşma sorunu. Ama yetişkinlerde de çok güzel sonuçlar alıyoruz. Burada en önemli şey gerçekçi hedefler koymak. Ben hep danışanlarıma şunu söylüyorum. Bir refliniz olduğunu düşünün ve doğru tedaviyi uygularsanız eğer refliniz yokmuş gibi hayatınıza devam edebilirsiniz. Bu sizin yaşam kalitenizi etkilemez. Aynı şekilde doğru konuşma teknikleriyle kekemeliği olan bireylerde o gerilimi azaltarak takılmaları ciddi oranda düşürebiliyorlar. Evet, öyleyse kişiye özel uygulanan tekniklerle birlikte seanslar, terapiler de süreleri değişmekte. Yani herhangi bir kıstas yok ya da kısıtlama yok. İlle de işte 15 günde kekemeliğe son ya da 21 günde kekemeliğe son gibi bir slogan kullanmıyorsunuz. Kesinlikle. Ve zaten kekemelikte bu tarz ifadelerden de kaçınmak gerekiyor. Çünkü çok yönlü bir konuşma sorunu. Psikolojik faktörler var, konuşmayla ilgili motor faktörler, nörofizyolojik faktörler. Hiçbir zaman hiçbir çocuğa ya da yetişkine bu %100 geçecek gibi bir şey söylenmemeli. Bu hiç doğru bir yaklaşım değil. Evet. Peki son olarak konuşma bozuklukları olan izleyicilerimize ya da konuşma bozukluğundan endişe eden ebeveynlere neler söylemek istersiniz, neler aktarmak istersiniz? Bu alan Türkiye'de yeni gelişen bir alan olduğu için ne yazık ki çok bilinmiyor. Örneğin bir psikolog gibi, pedagog gibi bilinmiyoruz. Ama çok fazla ihtiyaç olan bir alan. Ve yurt dışında, gelişmiş ülkelerde aslında okullarda bile rehber öğretmen gibi konuşma terapistleri var. Çünkü çok fazla ihtiyaç duyuluyor aslında. Bizde de bu kadar duyuluyor. Ama ne yazık ki yeni geliştiği için ebeveynler çocukta bir sorun gördüğünde bekleme eğiliminde oluyorlar. Bekleyelim, nasılsa geçer mantığı hakim ne yazık ki. Ama bir süre bekledikten sonra hem konuşma bozukluğu ilerleyebiliyor,
Hem de artık işin içine psikolojik boyut da giriyor. Ve daha sonra terapiye başladığımızda süre çok daha uzun oluyor bizim için terapi süresi. O yüzden ben direkt terapiye başvurmalarını değil, ama çocuklarında bir sorun gördüğünde değerlendirme için biz dil ve konuşma terapistlerine başvurmalarını öneriyorum ebeveynlere. Çok teşekkür ediyoruz bizde vermiş olduğunuz bilgiler için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza diyoruz. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Retoria Dil Konuşma ve Gelişim Merkezi'nden uzman dil ve konuşma terapisti Sayın Sümeyra Öztürk'ü ağırladık. Hoşçakalın.